Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Arkamızdaki gölüyle, tertemiz havası ve tarihi yapısıyla insanın gönlünde taht kuran, İncesu ilçesinin göz bebeği, Kayseri'nin Halfeti'si olarak bilinen, eski adıyla Küllü Köyü, yeni adıyla ise Küllü Mahallesi'nden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Küllü Köyü'ndeyiz ve yanımızda da Küllü Köyü muhtarımız İsmail Muhtarım var. Sağ olsun misafirperverliğini bir kez daha gösterdi Kayseri halkı ve muhtarım bizim için buraya kadar geldi. Muhtarım nasılsın? İyiyim. Öncelikle hoş geldiniz. Köyümüz bildiğiniz gibi daha önce birincilik aldı. Nerede birincilik aldınız muhtarım? Yayından önce de söyledin. Çevre şehircilikten aldı. Planlamasından dolayı mı? Planlama, temizlik yönünden. Zaten içeri girdiğimizde oldukça güzel binaları, böyle renk renk desen desen binaları, sokakları ve birbirinden temiz caddeleri gördük köyü. Planla yapmışlar yani eskiden aşağı eski köydeydik. Orada işte sel geldiğinden, felaketler olduğundan buraya çıkılmış. Ama o zamanki müteahhitler de gerçekten güzel plan proje yapmışlar. Yani. Maşallah köyünüz gerçekten hakkını vermiş buranın. Evet. Peki muhtarım arkamızda gerçekten muhteşem bir harika görüyoruz. Şimdi Kayseri'de bizler su görmeye alışkın değiliz. En yakın deniz 300-350 kilometre ötemizde. Ama böyle suyun yanını gördüğümüzde aman Allah'ım burada bir medeniyet abidesi var diyoruz ve geliyoruz. Köyünüze de bu vesileyle gelmiş olduk. Nedir bu baraj? Bayramacılı Barajı. Bayramacılı Barajı. Daha yüksek ama şu anda işte herhalde bir olay olmuş. Ondan dolayı yarıya indirdiler. Yükseldiği zaman daha güzel oluyor yani. Evet. Burada balıkçılık yapıyor. 3-4 köy kooperatif şeklinde balık avlıyorlar. Geçimlerini sağlıyorlar. Çok güzel. Peki muhtarım. Sulama da yapılıyor tabii ki. Sulama da yapılıyor. Peki muhtarım köyünüz Kayseri'ye, İncesu'ya ne kadar uzaklıkta? Nüfusu hakkında, geçim kaynakları hakkında neler söylemek istersiniz? İncesu'ya 28 kilometre. Kayseri'ye de 45 kilometre. Geçim kaynaklarımız işte tarım, koyunculuk biraz az bizim burada, balıkçılık, işte çoğunluğu zaten Almancı bizim köyümüz. Neler yetişir bu topraklarda? Patlıcan, biber. Oo. Yani pazar sebzesi olarak ne aklına geliyorsa. Şöyle közde bir patlıcan olsa da iftardan sonra et niyetine, üzerine şöyle tuzunu, yağını döksek ekmeğini. Aynen, güveçimiz falan meşhurdur yani bizim burada. Değil mi? Nüfusunuz kaç peki muhtarım? Nüfusumuz şu anda bir şimdi tam belli değil yani yaz olduğu zaman çoğalıyor, kış olduğu zaman azalıyor. Evet. Nüfus ortalama bizim buranın nüfusu 230. 230 kişi. 500'e kadar çıkıyor yani yazın. Evet. Peki muhtarım valla şöyle bir uzaktan baktık zaten barajınızla. Bura tarihi kalenin kalıntıları var yine arkamızda bir yatırımız var. İleride daha farklı köyünüze ait sularınız var, kaplıcalarınız. Sizde yok herhalde kaplıca Bayramacı'da mı var? Kaplıca yok. Sizde yok. Köyünüze ait bir dokusu var, bir tarihi var. Buraları hep birlikte gezeceğiz inşallah. Siz de bu yolculukta bize eşlik edeceksiniz. Tabii ki. Ne peki. Demek köyümüzü tanıtmak bizim görevimiz zaten. Peki. Buyurun muhtarım o zaman başlayalım. Efendim şu anda Bostancı Dede Türbesi'ndeyiz ve tabii ki Küllü Köyü'nün, Küllü Mahallesi'nin önemli noktalarından bir tanesi manevi olarak burada yaşayan vatandaşların huzur bulduğu ve tabii ki burada da uzun yıllar yaşamış bir zat kendisi. Şu anda türbesi de yine aynı şekilde Küllü Köyü'nde bulunuyor ve hemen barajında bu muhteşem manzaranın da eteklerinde güzel bir yere mezarı türbeyi kondurmuşlar. Neler söyleyebiliriz muhtarım? Namı değer Bahattin Çelebi Hazretleri. İşte 1300'lü yıllarda yaşadığı söyleniyor. Hacı Bektaş Veli'nin de rivayetleri var. Mühim bir zat olduğundan dolayı baraj altında kalacaktı 15-20 sene önce. Köylü olarak tabii ki şeyleri de vardı. Denetimcilerimiz de vardı. Yani o zaman aldık mezarını buraya taşıdık. Su altında kalmasındansa herkes buraya gelip ziyaret edebilir yani. Peki nasıl buraya hem köylü vatandaşların hem de tabii ki sizin gurbetçi vatandaşların ya da köyünüze misafir olarak gelen vatandaşların türbeye ilgisi geliyorlar mı? Burada bir kutsaliyeti var mı sizler için? Var tabii ki var. Herkes gelir. Eskiden de yağmur duaları bunun mezarının orada olurdu. Bahattin Çelebi Hazretleri'nin.
Şimdi yağmur var zaten olmuyor yani. Olsa gene burada olur yani. Çok şükür bu sene iyi yağdı. He, çok şükür. Çok şükür çok iyi yağdı. Gerek duymadık yani. Evet. Ama seneye ihtiyaç olursa yağmur duası için buradayız değerli izleyenler. Neredeyiz? Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Küllü köyünde Bahattin Çelebi Hazretleri yani Bostanlı Dede. Bostancı Dede türbesindeyiz. Burada hem Bahattin Çelebi Hazretleri türbesi olarak biliniyor ama lakabı da Bostancı Dede. Buraya geliyorsunuz, yağmur duasını burada hep birlikte ediyoruz. Peki vatandaşlar da gelir, dualarını yapar. Bakın orada şeylerimiz de var. Namazdağlar var. Namazını da kılabilir herkes burada. Peki muhtarım. Yani ziyaret ediyorlar devamlı. Peki muhtarım neden Bostancı Dede? Eskiden bostan ektiği söyleniyor. Ve Hacı Bektaş Veli'yle gelip de kış günü Şubat ayında bana bostan getir deyip de bostanı getirdiği de söyleniyor yani. Kış ayında bostan olur mu? Olmaz. İşte o yüzden adamın gönlü açılmış yani. Gönlü açık. Büyük bir zatmış. Büyük zat evet. Peki. Öyleyse ne diyelim? Diyelim ki yağmur duası etmeye inşallah gerek kalmaz. Yağmurlarımız bol bol yağar ama bu manevi havayı sizler de yaşamak istiyorsanız Küllü köyüne geliyorsunuz. Zaten muhtarlık binamızın da muhtarlık alanının da burası öyle bildiğiniz muhtarlık binası gibi değil. Burası büyük bir tesis şeklinde, bir alan şeklinde. Hemen muhtarlık binasının yanında burada Bostanlı Baba, Bostancı Dede türbesine geliyorsunuz ve burada dualarınızı ediyorsunuz. Efendim bu manevi havayı yaşamak istiyorsanız adresiniz, durağınız da Küllü köyü oluyor. Efendim şu anda tarihi Küllü Camii'nin hemen önündeyiz. Az evvel de söyledim. Burası taş bir cami. Taş oymacılığı, taş işlemeciliğiyle yapılmış. Dünyada eşine benzerine az rastlanır camilerden bir tanesi. Şimdi biz de muhtarımızla beraber bu tarihi yapıyı gezeceğiz, dolaşacağız ve dilimiz döndüğünce de efendim sizlere anlatmaya gayret göstereceğiz. İşte burası caminin giriş kısmı, artık kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim. Köy az önce de söylediğim gibi diğer tarafa taşındığı günden beri bu cami kullanılmıyor efendim. Ama geçmiş dönemde kullanılmış. İşte eski mihrabı, eski minberi görüyorsunuz ve tabii ki duvarlardaki işlemeleri görüyorsunuz. Günümüz camilerinden oldukça farklı bir yapıda. O günümüzün şaşalı yapısı, o günümüzün mimari yapısından oldukça uzak. Basit, sıradan ama bir o kadar da sanatla harmanlanmış, sanatla yoğrulmuş bu cami, öyle ifade edebiliriz. Geçmişin izlerini, geçmişin yaşayanlarını ve tabii ki bizlere bırakılan mirası en güzel şekilde de yansıtmaya çalışan camilerden bir tanesi. Duvarlardaki Arapça yazıları ve işte görüyorsunuz, işlemeleri görüyorsunuz, o dönemin şartlarını yansıtıyor. Muhtemel olarak söylüyorum ki kök boya kullanılmış ve tabii ki günümüze kadar da bu boyalar ulaşmayı başarmış. Aslında burası koruna da bilmiş bir cami. Yani herhangi bir hasarı, öyle bir herhangi bir sıkıntısı da gözükmüyor. Ya da buradan çalınan da herhangi bir şey yok. Çok şükür aynı güzelliğiyle durmaya devam ediyor. Bizler de bu camiyi korumaya, kollamaya sonuna kadar devam etmeliyiz. Atalardan, dedelerden kalan mirası bizden sonraki torunlarımıza da aktarmayı başarmalıyız değil mi muhtarım? Aynen öyle. Biz de eskiden de korurduk. Şimdi muhtar olduk, daha fazla koruyoruz. Yukarıya işte kapı yaptık. Gördüğünüz gibi buraya eşmeye çalışmışlar. Arkadaş çekerse. Evet. Yani burada bir şey olacak yok. Değil yani de zarar veriyorlar. Biz de buraları korumak için aşağıda da mezarlığımız var zaten. Yukarıya kapı yaptık, kaymakamın bilgisi dahilinde. Ve korumaya devam ediyoruz yani. Buralar bizim için önemli yerler. Efendim şöyle ifade edelim biz de. Tabii ki günümüz yapılarından da farklı, dışarıda oldukça sıcak bir hava olsa da içerideki havanın sirkülasyonu oldukça güzel ve taş yapı olması hasebiyle de serin, soğuk bir hava mevcut. İnşallah uzun yıllar daha bu cami korunmaya, kullanmaya devam eder. Yolunuz Küllü köyüne düşerse camiyi görmeden, muhtarımı tanımadan buradan ayrılmayın. Evet efendim şu anda da minarenin yanındayız. Az evvel sizlere anlattığımız caminin minaresinin yanındayız. Gönül isterdi ki geçmiş yıllarda yapılmış o güzide yolu da sizlere gösterelim ama maalesef her şey olduğu gibi yol da zamana, tarihe, yaşanmışlığa yenik düşmüş bir şekilde maalesef artık işlevini yitirmiş. Buraya çıkışımız da kolay olmadı diyebiliriz. Aslında güzel basamaklarla başlıyordu ama öyle devam etmedi. Minareye işte buradan geliyorlardı. Geçmiş zamanda burada ezanı okuyan imamlar ve bu yolu takip ederek minareye çıkıyorlardı. Bu gördüğünüz minare köşk tipi bir minare. 18. ve 19. yüzyıllarda özellikle Kayseri, Niğde, Nevşehir gibi civar illerde de birçok noktada uygulanmış minare
tiplerinden bir tanesi. Burada da Küllü Köyü'nde de bir örneğini görüyoruz. Yine Hunat Camii'nde de bir örneği var. Germir'de de bir örneği var. Niğde ve Nevşehir'de de birkaç tane örneği var. Bunu söyleyebiliriz. Minare ilk günkü haşmetiyle dimdik ayakta. Zaten o kadar da hani böyle çok çok eski bir tarihi yok. Nereden baksanız belki 300 belki 400 yıllık bir minare. Köşk minare olarak biliniyor. Sizlerin de eğer tarihe merakı varsa Küllü Köyü'ne geldiğinizde camiyi gördükten sonra şu engebeli yolu aşıp da bu minareyi görmeden buradan ayrılmayın diyorum. Çünkü orijinalliğini korumayı başarmış bir minare. Üzerindeki sıvalar kazınmış ve işte minarenin orijinal taş hali de ortaya bu şekilde çıkmış. Bu köye gelirseniz minareyi görmeden, bu engebeli yolu, bu güzel doğayı gezmeden, dolaşmadan kesinlikle bu köyden başka bir yere ayrılmayın. Efendim şu anda da Bayramacı Barajı'nın hemen kenarındayız. Birçok köye tabii ki bu baraj katkı sağlıyor. Değil mi muhtarım? Evet. Balıkçılığıyla, sulamasıyla gerçekten bu köylünün can damarı, geçim noktası ve köyün ortasından da adeta bir gerdanlık gibi böyle ortadan süzülüyor. Yemyeşil ağaçların ve çorak toprağın ortasından oldukça güzel bir şekilde bir gerdanlık gibi kapatıp gidiyor. Köyün biraz şöyle üstüne çıktığınızda herhalde izlemesi ve seyretmesi en güzel noktalarından da bir tanesi. Diyorum ya, en yakın denizimiz bize 300-350 kilometre uzaklıkta ama Kayseri'de böyle bir parça su gördüğümüz zaman ona sarılma isteğimiz de devam ediyor. Böyle suyun dibine kurulmuş köylerde de medeniyetin izlerinin daha eskiye dayandığını ve tabii ki suyun yanında kurulan köylerde daha verimli topraklarda daha güzel işler yapıldığını da hep birlikte görüyor ve gözlemliyoruz. Neler söyleriz muhtarım barajla ilgili? Vallahi baraj işte indiğinde şu altımız komple 7 kat mağaraydı buranın altı. Evet. Burada yaşamışlar Romalılar değil mi? Bu tabii yaşamışlar. Ermenilerin bile yaşadığını söylüyorlar. Evet. Ama ne kadar doğru tabii ki biz bilmiyoruz. Ama şu kalenin altı komple 7 kat mağara vardı eskiden. Çocukken falan girerdik buralara. Şimdi su basmış, çökmüş. Evet. Barajda neler var? Barajda balık var. Balıkçılarımız da balıkları tutuyor. Kooperatif geçimlerini sağlıyorlar. Köylüye de veriyorlar tabii ki bu arada. Balık sever mi? Burası Küllü Köyü. Sevmez olur mu? Balıkla büyüdü zaten herkes burada. Değil mi? Herkesin şeysi balık yani. Kızılırmağın yanında olup da balık yememek olur mu? Açılıyorsunuz değil mi buraya teknelerle? Biz açılmıyoruz da işte kooperatifçi arkadaşlar. Balıkçılar açılıyor. Evet, balıkçılar devamlı. Teknelerinden giderler, avlarını kurarlar. Köydeki tarlalarda bu suyla, Kızılırmağın o verimli sularıyla evet. Sulandıkça tabii daha da bereketleniyor herhalde değil mi? Aynen öyle. Çoğu arazimiz barajın altında kaldı. Şimdiki yeni olan yerlere de tabii ki buradan suyu alıyor, kullanıyor. Götürüyorsunuz. Tabii. Peki. Efendim dediğimiz gibi gerçekten köy noktasında seyretmesi ve seyir zevki en güzel yerlerden de bir tanesi. Su, medeniyet, bereket, rahmet, hangisini sayarsanız sayın Küllü Köyü içinde aynı şeyler geçerli. Hem balığından faydalanıyorlar hem tarlalarını suluyorlar. Bayramacı Barajı bereketini, rahmetini ve tabii ki de bu köy için bolluğunu inşallah uzun yıllar daha esirgemez. Efendim hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu taş yapı, üzerinde şu anda beyaz bir direk var. İşte o yapı geçmiş yıllarda, yaklaşık olarak 2000-2500 yıl önce Roma Bizans döneminde kullanılmış bir gözetleme kulesi. Bu yapının aynısından bir de arka tarafında var. Hemen şu anda barajın altında kalan kısımda. Baraj olmadan önce dışarıda olduğu söyleniyor. Taşın ama artık barajın içinde kalmış, hemen iç tarafta. Geçmiş yıllarda Roma Bizans döneminde burada yaşayan, yani geçmiş yıllar dediğim öyle sizi yanıltmasın, yaklaşık 2000 yıl evvelden bahsediyorum. Milada dönün, milattan önceye dönün. İşte o yıllarda yapılmış ve burada insanlar yüksek yerlere çıkarak gözetleme kulesi olarak kullanmış. İçeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı Küllü Köyü'nde o dönem yaşayan insanlar bu kulelerde etrafı gözetleyerek bu çevrenin güvenliğini sağlamış. Evet, eski Küllü Köyü'ndeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz mağaralardan bu köyde yüzlerce, belki binlerce var. Zaten sağ tarafımızda da taş üstüne konan taşlarla yapılmış
evleri görüyoruz. 1969'a 1970'e kadar Küllü'de yaşayan vatandaşlar burada yaşamışlar aslında. Yaşam alanı burasıymış. Fakat daha sonra su baskını, sel ve doğal afetlerden dolayı köyü yukarıya, yani güvenli bölgeye taşımak zorunda da kalmışlar. İşte o dönemde vatandaşların yaşadığı yerlerden bir tanesi de burası. Ama şu andaki toprak seviyesi sizi aldatmasın. Tabii ki geçen yıllar burayı da kendine zaman yenik düşürmüş olduğu için böyle. Biraz daha aşağıdaymış burası ve düz adım bir geçişi, girişi var. Hemen ileri doğru gittiğimizde bir toka görüyoruz. Hayvanları bağlamak için kullanmışlar ve burada ateş yakmışlar. Yani öyle zannediyorum ki burası ahır olarak kullanılmış. İnsanlar buraya samanlarını koymuşlar, hayvanlarını koymuşlar. Belki daha eski yıllarda buralarda yaşamışlar ve bu köyde yaşayan vatandaşların ve tabii ki muhtarımın söylediğine göre bu köydeki bu tür mağaralar aşağıya doğru 7-8 katlı şekilde iniyormuş. Yani insanlar bu alanlarda uzun yıllar boyunca yaşamışlar. Atalarımız, dedelerimiz, Romalılar, Bizanslılar ve bizlerden önce yaşayan kendi dedelerimiz de bu topraklarda, bu mağaraların içerisinde yaşamışlar ve kalıntıları da günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Oldukça önemli noktalar, oldukça önemli eserler, bunu ifade edeyim. Diyorum ya, tarihe ne kadar sahip çıkarsak, tarihi ne kadar koruyabilirsek bizlerden sonraki nesillere de, çocuklarımıza ve torunlarımıza da o kadar güzel bir şekilde bu tarihi mirasları bırakabiliriz. Gördüğüm kadarıyla Küllüköy'de en azından şu alanı kadar, yani ben burayı gördüğüm için burayı konuşuyorum, en azından bu alanda da bunu başarmış bir köy. İnşallah uzun yıllarda muhtarım ve muhtarımdan sonra da bu alanlar bu şekilde korunmaya, kollanmaya devam eder. Önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda da tarihe Kayseri'nin, İncesu'nun ve Küllüköy'ünün ne derecede ışık tuttuğunu hep birlikte görebiliriz. İşte eski Küllüköy'ünün de eserlerinden birini daha burada görmemiz mümkün. Artık tabii ki toprak kendi yapısından dolayı böyle görüyorsunuz. Biraz dağılıyor ama çıkmak oldukça zor. Ama o dönemde yaşayan vatandaşlar işte bu merdivenleri kullanarak köyde iletişimlerini sağlamışlar. Ve doğal bir taşı oyarak el işlemeciliğiyle bir merdiven inşa etmişler. Günümüzün o çok katlı apartmanlarındaki asansörleri, o bildiğimiz demirli merdivenleri, korkulukları falan unutun. Benim boyutlarımda bir insanın tek başına sığabileceği ve iletişimini, irtibatına devam ettirebileceği bir merdiven o yıllar için gerçekten güzel bir eser ve bunu da Küllüköy'ünde görebilirsiniz. Şimdi de Şehit Er Osman Taşkır mezarlığındayız. İncesu Belediyesi tarafından bu köye kazandırılmış. Muhtarım da dedi ki bir şehidimiz vardı, onun hayrına bir mezarlık yaptık. Gelenler burada dualarını etsinler diye. Köyün mezarlığı yine aynı şekilde bir baraj manzaralı. Bir köyün her camı, her kapısı, her penceresi baraja mı açılır? Evet, Küllüköy'ünde öyle kafanızı çevirdiğiniz her yer işte bu muhteşem manzaraya, mis gibi yeşilliğe ve tertemiz havaya doğru bakmaya devam ediyor. Muhtarım neler söylersin? Valla neler söylerik, işte bizim mezarımızın ismi yoktu. Hali hazırda isim yoktu. Ben de Ankara'ya yazdım, şehidimiz vardı. 99'da şehit olmuştu. Ve oradan da onay gelince mezarlığımızın ismine Şehit Osman Taşkır Mezarlığı koyduk. Başkanımız da işi rast gelsin, bu şeyi, levhayı başkanımız yapmıştır. Kendi cebinden yaptı yani. İlmek i̇şi başkan değil gelsin. Mi? Evet, Mustafa İlmek. Teşekkür ederim kendisine. Diye. Tabii, teşekkür ederiz tabii ki. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısıyla bizleri kendine hayran bırakan, mis gibi havasıyla ciğerlerimizde bayram havası yaşatan Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Küllüköy'ünden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.